Hadi şimdi konuşun. Oğlumu HDP dağa kaçırdı diyen Hacıri Ana'nın HDP parti binası önünde başlattığı oturma eğilimi sonuç verince benzer eylemler yaşanmaya başlandı. Hacıri Ana'dan sonra Çetin Kaya ailesi de aynı gerekçeyle HDP binası önünde eylem yaptı. Dikkatinizi çekerim. Remziye Akkoyun isimli anne 10 yaşındaki küçücük çocuğunu HDP'nin yardımıyla dağa kaçırıldığını söylüyor. Biçer ailesi de oğulları Mustafa Biçer'in aynı yöntemlerle HDP'li bazı il yöneticilerinin yardımıyla daha götürüldüğünü belirtiyor. Eylemlerin iyiden iyiye yaygınlaşması üzerine HDP il yöneticileri parti binasının kepenklerini indirip kayıplara karıştı. Her şey bu kadar ayan beyanken bu anneler neden çocuklarını PKK'nın elinden kurtarmak için HDP binasının önünde oturuyor diye sormak aptallık olur değil mi? Çünkü HDP'nin il ve ilçe teşkilatları terör örgütü PKK'nın askerlik şubesi gibi çalışıyor ve HDP Diyarbakır il teşkilatında bu işin önderliğini düne kadar kim yapıyordu biliyor musunuz? Hani şu görevden alınıp yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı vardı ya, işte o yapıyordu. Bunu nereden mi biliyorum? Diyarbakır'da özel bir hastanede hemşirelik yapan bir kadın bundan bir süre önce itirafçı oldu ve istihbarat teşkilatına çok önemli bilgiler verdi. Adnan Selçuk Mızraklı'nın şehirde bulunan özel hastanede özel bir bölümü PKK'lı teröristlerin tedavisi için izole ettiğini, yaralı teröristleri bu özel alanda tedavi ettirdiğini söyledi. Son olarak Mehmetçik'le girdiği çatışmada yaralanan Hogir isimli bir teröristi aynı hastanede tedavi ettirip tekrar dağa gönderdiğini belirtti. Hemşire Mızraklı'nın HDP aracılığıyla PKK'ya eleman desteği sağladığını da itiraf etti. Tekrar ediyorum bu kayıtlar şu anda devletin elinde bulunuyor. Kaldı ki HDP'liler ilk oturma eyleminden sonra dağa gidip Hacıri Ana'nın oğlunu bizzat bulup getirdi mi? Getirdi. Peki bu durum biz PKK'nın siyaset kanadıyız ve PKK için eleman topluyoruz itirafı anlamına gelmiyor mu? Peki hal böyleyken herkes niye suspuz? Mesela gölgelere bakıp Atatürk'ün süliyeti göründü diye çığlık atan sözüman Atatürkçü CHP'liler bu alçaklığa neden ses çıkarmıyor? Ağaçlar katlediliyor diye eylem üstüne eylem yapan Kaz Dağlılar… HDPKK'nın ormanları yaktığını duyduğunuzda rezil kepaze oldunuz ama yine de sustunuz. Hadi şimdi haykırsanıza, yıksanıza sosyal medyayı. Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu hanımefendiler. Kobani'nin faili Yasin Börü'nün katili olan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın doğum günü için koştur koştur gitmeyi biliyorsunuz. Oğlu daha kaçırılan bu anneler için de bir iki söz söyleyecek misiniz? Konuşsanıza hadi. Teröristler itlaf edildiğinde analar ağlamasın, çocuklar ölmesin diye sözde barış bildirisi yayınlayan akademisyen bozuntuları. Neredesiniz? Terörist sevici tabipler odası, mühendisler odası, barolar. Teneşir uykusunda mısınız? Niye konuşmuyorsunuz? Tasmanızı tutanlar müsaade etmiyor mu? Neredesiniz solcu ve demokrat geçinen pek muhterem ünlüler? Neredesiniz barış için türkü çığıran sanatçılar?'' neredesiniz PKK'lı çocuklar yere izmarit bile atmıyor diye söyleşi yapan gazeteci kılıklı teröristler. PKK'ya bizzat eleman gönderen Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyarete giden, sizinleyiz diye bağlılıklarını bildiren Sayın Ekrem İmamoğlu. Neredesiniz? Neden gıkınız çıkmıyor? Kavyuma karşıyız, demokrasi elden gidiyor diye yaygara koparanlar. Neredesiniz? Hadi Kemal Kılıçdaroğlu'nu saymayalım. Zira o Erdoğan'a karşı teröristlerle işbirliği yapmayı kendine görev edilmiş biri. Peki ya siz Sayın Abdullah Gül, Sayın Davutoğlu, Sayın Akşener, Sayın Temel Karamoğluoğlu neredesiniz yahu bir ses versenize niye konuşmuyorsunuz ama pardon iktidar uğruna her şey mübahtı değil mi? Erdoğan'ı devirmek uğruna hainlere koltuk değneği olmak mübahtır değil mi? Yakışır, vallahi size yakışır. Bilesiniz ki biz bu sessizliğinizi unutmayacağız. Tarih sizi unutacak ama biz sizin için şu sessizliğinizi unutmayacağız. Kafayı dışarı çıkardığınız her dakika, her saniye bu sessizliğinizi çığlıklar halinde suratınıza çarpacağız. <laughs>